Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında sorular 6 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Ön yüzü ABCD X kenar yamuğu biçimindeki çiçek saksısı. Evet X kenar yamuk biçimindeymiş hemen şu eşitleri gösterelim. 4 birim uzunluğunda kalınlığı imal edilen EF ayağı ile zemiyene sabitlenmiştir. Evet şu 4 birim uzunluğundaymış. O zaman düştüğünde de böyle olacak galiba değil mi? Saksı ayağı 6 birim uzunluğundaki AB kenarının ortasında AB kenarının ortasında ve saksı ayağı bunlar 3 birim 3 birimmiş arkadaşlar. E saksı ok yönünde düştüğünde BC kenarı zemin üzerine denk geliyormuş. Aynen bu şekilde gibi. Son durumda EC 10 birimmiş. Hocam burası 10 birim. E arkadaşlar şurası dik ya 3 4 5 üçgenden burası 5 buraya da ne kaldı 5. X kenar yamuk olduğundan burası da 5. X kenar yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? E ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Hop şu dikmeler bizim için önemliydi. Dikmeleri çizdik. Hemen dikmeleri çizince Neyi biliyordum ben arkadaşlar? Şuradaki parçaların birbirine eşit olduğunu. E hocam 90'lara ama düşüyor? Aslında 90'sa burası da 90. Alfa, beta, alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer, hatta eş. Çünkü 90'ı karşılıklar aynı. E o zaman alfa'nın karşısı 3'se alfa'nın karşısı 3'tür, hatta burası 4'tür. E burası üçgen, burası da 3. 3 5'ten burası da 4 çıktı. Hatta burası da 6. Bizden ne isteniyor? Saksının ön yüzünün alanı. Alt taban artı üst taban. Yani alt taban kaç yaptı arkadaşlar? 6. 12 mi yaptı? 12 artı üst taban 6 çarp yükseklik bölü 2 yüksekliğimiz kaç? 4 bir de bölü 2 de yazalım isterseniz. Buradan da kaç çıkıyor arkadaşlar cevabımız 36 çıkıyor. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. ABD köşeleri dik olan ABCD dik yamuğunda hemen ABCD dik yamuğunu çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle çizdik bakalım. Çizince ne oldu? Şu ABCD yazdım. A ve D köşeleri de dik dediği şey herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmadı. BC kenarının orta noktasının E olduğu biliniyor. Evet burası E noktası arkadaşlar BC'nin orta noktası. A köşesinin E ve D'ye olan uzaklıkları eşit olduğuna göre arkadaşlar E ve D'ye olan uzaklıkları birbirine eşit. A köşesinin E'ye olan uzaklığı ile D'ye olan uzaklığı birbirine eşit. Hocam şu ve şu parça birbirine eşit. Peki EAB açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E alfa'ya ait dik üçgene karşılık getirmeliyiz. Hocam dik üçgen dediğimiz şu değil midir? Evet bu. E hocam bu dik üçgeni karşılık getirdik. Tamam. Ve evet. aynı zamanda biz dik yamukta ne yapıyorduk gençler? Hocam şu dikme bizim için önemliydi. Bu dikmeyi çizince a şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Aynı zamanda şurada bir orta mı çıktı? Evet. Yani burası k iken 2k. Yani burası 2k. Hocam bu uzunlukla da bu uzunluk eşit birbirine. Dolayısıyla bakın burada ne çıktı arkadaşlar? Bir dik üçgen. 90'ın karşısı 2k. Hangi açının karşısı k'dır? Tabii ki 30'un. Yani cevabımız böylelikle 30 çıktı. Dolayısıyla cevap balık esir oldu arkadaşlar ikinci soruda. Geldikçe, 3'e. verilen ABCD dörtgeninde şöyle bir katlamalar olmuş. Tamam. AD ile DL birbirine eşitmiş bu arada. AD ile DL birbirine eşit. Şu eşitleri kullanacağız arkadaşlar. Şu parçayı şu parça için Öncelikle böyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Hop eski haline geri açtık şöyle. Şunu da eski haline geri açalım şöyle arkadaşlar. Açtık. Açınca neler oldu burada? Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açılar da eşit. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. 10 ise 10. Tamam. Burada da 12 ise 12. Şu açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Şu açılar da eşit de kullanmayacağımız belli. E arkadaşlar ne yapacağız? Bakın şu üçgende bir açı ortaylık var. Açı ortayda 10 bölü 15. Kollardaki oran 10 bölü 15. Kaç yaptı? 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. Hocam 2 bölü 3 koldaki oran. Burası 2K iken burası 3K. E yani burası 5K. Adam sana buraya da 5K demiş TL'ye kadar. 5K. E şimdi şurada kaç ortaylığa bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle gösterelim isterseniz. Şurada kaç ortaylığa bakacak olursak. Bu sefer şu bölü şu. Yani 15 bölü 15 bölü 12 neye eşit olacak? 5K bölü X'e eşit olacak. E arkadaşlar buradan 3'e bölünmüş hali 3'e bölünmüş hali. X dediğimizde kaç yapacaktır arkadaşlar? 4K yapacaktır. Evet x'i de böylelikle 4 kan bulduk. Evet değil mi? 3'te 1'i 3'te 1'i aynen öyle. Dolayısıyla bizden ne isteniyor? DK. DK'yı bulduk mu arkadaşlar? DK 3K. Evet 3K bölü LC. LC'yi bulduk mu? Bulduk. O da 4K. Yani cevabımız kaç yaptı? 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Katlara da üst üste binen kenarlar, üst üste binen açılar birbirine eşitlik olması acayip acayip önemli şekilde arada görüyorsunuz. Evet 3. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 4'e. Bir katlama daha var. Ben bunu böyle katlamışım. Arkadaşlar burada kaçlar birbirine eşit olacak? Aa bunun tabanı bu 30 derece. Hocam bunlar o zaman 15'e 15 derece oldu mu oldu? Sonra burada kaçlar da birbirine eşit? Ee, üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Bunlar da eşit. Şunlar da eşit ama kenarların eşitliğini kullanmayacağım galiba çünkü bana sadece buraya 12 vermiş. Hocam burada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Aha nokta nokta. Aa 2 nokta ile 2 çizginin toplamı 180 olduğuna göre nokta ile çizgi kaç yaptı? 90 derece yaptı. Hocam burası 90 derece yaptı. Bak 15 90 Burası kaç? 15, 75, 90. Bizden de E noktasının AB'ye olan uzaklığı isteniyor. Şu isteniyor. Arkadaşlar 15, 75, 90 üçgeni aşağı 4 haş olmaz mı arkadaşım? Evet. Yani aşağı 4 haş olacağından haş da buradan kaç gelir? 3 gelir. Zaten bizden de o isteniyor. Cevabımız böylelikle balıkesir yaptı. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. 5. <laughs> soruda arkadaşlar bu şekilde böyle yapılarla çok karşılaşacağız gerçekten. Genelde dikdörtgenlerle karşılıyoruz ama burada da bir dik yamukla böyle bir şey yapmış, soru sormuş. Güzel bir soru. Böyle dik yamukla böyle alt tabanları, üst tabanlarıyla kısa kenarlarla, uzun kenarları bulutturmayı çok severler arkadaşlar. Ona dikkat edelim bence. Ee, burada mesela hocam bunun üst tabanı bir tane yamuk. Mesela arkadaşlar şu yamuk ben bir tane yamuğu şuraya çizeyim isterseniz. Evet bir yamuk şöyle arkadaşlar. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben şuradan başlamak istiyorum. Hocam şurası K diyecek olursam. Bak bir yaman üst tabanına K diyecekse olursam. Üst tabanı burada da K. A, iki tane üst tabanla alt taban elde etmişim. Yani üst taban K iken alt taban ne oldu? 2K oldu. Çok güzel. Aa hocam bu yamuğun üst tabanı. Bak burası bu yamuğun üst tabanı olduğundan dolayı. Aynı yamuk olduğundan burası da K oldu. Yani bu yamuğun da üst tabanı bakın şurası. E, şu dik kenarı K bulduk. E, tamam. Dik kenarı da K bulmuş olduk o zaman. O zaman kenarlar ne yaptı? Bir tek şu kenarı mı bulamamış olduk arkadaşlar? Evet. Kenar K, K, 2K şeklinde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Arkadaşlar şu kenar K, bu kenar K, bu kenar K. E, sen buradan bir dik, dik üçgen oluştursan, bir dik çizsen bu, buna karşı 90 dereceye karşı getireceğiz ya. E arkadaşım sen buradan bir tane dik çizsen. Hocam o dik tam buraya gelmek zorunda. Çünkü niye? Çizdiğin zaman k ise k olacak ya, ondan dolayı. E devamında burası k ise devamı da dik olacak. Bakın burası k burası da k oldu. Hatta burası da k. Burası 2k burası da 2k. Hocam bu dik kenar k burası da k burası da k burası da k. E şöyle bir dik üçgen çıktı mı karşımıza gençler? Şurası kaç? 3k. Burası kaç? 2 4 5k. E, burası da kök 34 diye verilmiş. Yani kök 34'ün karesi eşittir. 9k kare artı 25k kare olduğundan e, 34 neye eşit oldu? 34k kareye eşit oldu. k kare eşittir. Birden k'yı da buradan 1 mi bulduk arkadaşlar? Evet. Alan ABCD isteniliyor bizden. K'yı 1 bulduk arkadaşlar. Her şey meydana çıktı. Bu yamuktan kaç tane var? İsterseniz alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2'den de bulabilirsiniz de. Bu yamuktan kaç tane var? Bu yamuğun alanını bulalım. Bu yamuğun alanı alt taban artı üst taban. 2 artı 1 alt taban artı üst taban 2 artı 1 çarpı yükseklik bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2'den kaç tane var sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yok. 1 2 3 4 5 burada 5 burada toplamda 10 tane var. Çarpı 10 dersek tüm alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu da kaç çıkıyor yukarısı 3 bölü 2 30 bölü 2'den kaç çıkıyor o zaman cevabımız arkadaşlar? 15 çıkıyor. Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Ve geldik son soruya. Hocam M açı ortay mı yükseklik? E o zaman M açı ortay mı yükseklikse? Bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani 8 ise burası da 8'dir. Tabanı da iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra hocam bu açı ortaylı da kullanacağım. Aa bak dikkat. Şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir kelebek dekoran birebirse şunlar da birbirine eşittir. Ha şimdi bu açıortayı da kullanabilirim. Burada da hem açıortay hem kenarortay oldu. O zaman bu da yüksekliktir ve bu bu ikizkenar iki üçgen midir arkadaşlar? Evet. 7 ise burası da 7 olur. A hocam kelebek dekoran birebir olduğundan 3 ise yukarısı da 3 değil midir? Evet. Çevre ABC'de isteniliyor. 8 3 7 8 3 7 4 3 ve 5'in toplamı isteniliyor yani bizden. 8 18 18 7 daha 25 cevap da böylelikle 30 mu yaptı arkadaşım? Evet 30 yaptı. Ve böylelikle ÖSYM tadında ÖSYM tadında kaç bu? ÖSYM tadında sorular kısmındaki 6. testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orijinal sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.